Türkiye'den tam 3000 kilometre ötedeyiz. Buranın adı Tunus. 8 gün boyunca hiç durmadan aralıksız balık avı yapacağız. Bir balık için hayatımda geldiğim en uzak mesafe. Burada aldı. Evet, evet. Evet. Geldi. Gördün mü? Ağza bak, ağza bak. Şunun ağzına bak. Şunun ağzına. Swimming in salt water and short jigging. Maçı kazanan biri. Harika, harika bir balık. Harika ya, harika. Geliyor, geliyor, al. Hadi be. Al. Big bass. Evet, big bass. Big bass. Big bass, man. Şuna bak. Big bass. Burada bir hafta boyunca büyük keyifler yaşayacağım. Şimdiden daha ilk günümün ilk dakikalarında bunu anladım. Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda 3000 kilometrelik uzak bir mesafede kıta değiştirip bir balığın peşine geldim. Bu balığın adı Large Mouth Bass. İngilizcesiyle Türkçesi büyük ağızlı levrek balığı. Evet, bildiğiniz gibi Amerika kıtasında bulunan fakat Avrupa ve Afrika ve Rusya'da olmak üzere birçok yerde de yetişen bir balık. Aslında bu balığın ana vatanı Amerika kıtası. Fakat benim şu anda bulunmuş olduğum ülke Tunus'ta zamanında 1960'lı senelerde Fransızların yapmış olduğu göl ve göletlere bırakmış olduğu bir balık. Bu ıssız alandaki arkamda görmüş olduğunuz göl büyük ağızlı levrek balığı kaynıyor. Diğer adıyla siyah levrek balığı kaynıyor. Tahmin edersiniz ki sanayileşmenin ve insanın çok olduğu yerde doğal yaşam tahrip oluyor. Türkiye'de yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi bu. Balık bulamıyoruz. Çünkü insan sayısıyla beraber doğa da tahrip oluyor. Hayvanların doğal yaşam alanları tahrip oluyor. Bu yüzden artık biz de daha uzak mesafelere, kıtalara geldik. Buradaki bir arkadaşımla beraber bir haftalık çok güzel bir balık avı zamanı merhaba geçireceğiz. Hadi başlayalım öyleyse. Haydi bismillah. Evet, yola koyulmuşken size biraz daha bahsedeyim buradan. Dediğim gibi Tunus'tayız. 11 milyonluk nüfusa sahip bir ülke burası. Yüz ölçümü yaklaşık 170 bin kilometre kare ve irili ufaklı birçok göl var. Şu anda bulunduğumuz göl bunlardan sadece bir tanesi. Bunun gibi bir sürü göl var. 1960'lı 70'li yıllarda Fransızların buraya bu barajları, gölleri yaparken getirmiş olduğu balık bu balık. Bu balığın ana vatanı Amerika kıtası ama Avrupa ve Rusya'da da çeşitli zamanlarda aynı buraya getirdikleri gibi getirilip yetiştirilmiş bir balık. Sportif balık avcılığında bilinen ve oldukça popüler olan bir balık. Hatta Amerika'da bu balığın çok sayıda yarışmaları, reklamları, bunun gibi ticari olarak birçok şeyi yapılıyor. Evet, ilk aç çekimi yapacağım. Tam elimle indireyim. Güzel mi? Saldırdım. Daha attığım gibi vurdu be. Daha olmaz. Attığım gibi vurdu. Ya böyle bir şey yok ya. Yani çok büyük bir boyutta değil ama ilk hayatımda tuttuğum ilk large mouth bass bu. Gördüğünüz gibi hayatımda tuttuğum ilk large mouth bass, yani büyük ağızlı levrek. Black bass da diyorlar, siyah levrek. Daha basit, siyah levrek diyeceğim bundan sonra. Evet, salıyorum. Güle güle. Whopper whopper diyorlar bu sahteleri İngilizce'de. Çok böyle bayağı sesle birlikte gelen bir sahte. Tabi VTD falan da var da. VTD Selahattin denediği için ben bunu deneme ihtiyacı duydum. Yani ilk attığımda aldım balığı ya. Çok enteresan. Yani ilk atışım, hayatımda ilk defa Black Bass'a ava giriyorum. İlk atışımda ilk balığı yakalıyorum. Ufak olması balığın keyif vermeyeceği anlamına gelmiyor. Gerçekten çok saldırgan ve
son derecede keyifli bir balık. Silikonla alabiliyorsunuz, kaşıkla alabiliyorsunuz, su üstü, su altı, popper. Yani aklınıza gelebilecek ne kadar sahte varsa hepsine saldıran bir balık bu. Yani diyorum ya, sportif balık açısından, balıkçılık açısından en keyifli balıklardan bir tanesi. Dünyada birçok yerde var ama maalesef Türkiye'de yok. Diyorum ki yani burada nereden trofe balık aldın? Diyor ki oradan aldım, oradan aldım, oradan aldım. Hani belirli bir yeri yok. Her yerde yakalayabilirsin. Ya inanın. Yani ben bu işe çocukluktan meraklıyım. Ve yani hayalim denilen balıklardan birisi de bu. Bunun gibi birçok balık var. Genelde de tatlı sav yapıyorum biliyorsunuz. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olamaz yani daha. Suya atar atmaz vuruyor ve bir alabalık gibi böyle zıplayarak geliyor. Sportif balıkçılık açısından inanılmaz keyifli bir balık. Ben burada bir hafta boyunca büyük keyifler yaşayacağım. Şimdiden daha ilk günümün ilk dakikalarında bunu anladım. Bu ağaçlıkların olduğu yer. Şurası. Burası. Burada da var büyükler. Mesela şurada ben en son bir sahte koparmıştım. Burada kurbağa deneyebiliriz. Hemen girelim. Büyük ağaçların olduğu yerde. Aa, burada taşın üzerinde. Tamam. Evet. Bak, Black Bass'e bak. Çok keyifli, çok. Anlatılmaz yaşanır gerçekten. Anlatılmaz yaşanır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Çok da basit şekilde iğnenin çıkması acayip güzel. Yani hiç balığı zedelemeden çıkartabiliyorsunuz. Büyük ağızlı levrek balığı. Ağzı kocaman olduğu için basit. Ve çok zedelemeden hayvanı balığı çıkartabiliyorsunuz. Hemen hazır mıydın? Gördüğünüz gibi. Sağlı sollu devamlı balık alıyoruz. İzle balıklar izle. Bir sürü. Doldu. Evet. Şu an... Ama daha kalibre daha büyümedi. Hoppa. Vuruş var. Ya harika ya, harika. İnanılmaz bir şey ya. Harika. Çıldıracağım ya. Şu anda geldiğim onca yol gerçekten değdi. Gerçekten değdi ya. Şuna bakar mısınız ya? Yani boyut gerçekten iyi. Öyle ufak bir boyut değil. Bakmayın biz ufak diyoruz ama bunların çok daha büyükleri de var. O yüzden hani ufak diyoruz diğerlerine göre. Vallahi şunlar ben yemesin diye çok hızlı sarıyorum ama yine de yetişiyor İbrahim. Büyük kursun diye uğraşıyorum. Evet, şunun güzelliğine bakın ya. Harika. Harika bir balık. Vallahi geldiğime değdi biliyor musun? Hoppa. Yanına kadar geldi gördüm. Su üstüyle avlanabilmesi çok güzel biliyor musun? Yani göre göre avlıyorsun balığı. Alamadı. Güneş yükseldikçe hareketlilik daha da çoğaldı, daha da hızlandı. Şu anda kullandığım saatte 7 senelik bir saatte. Aldım ama hiç kullanmadım. Çünkü su üstü avlanabileceğim İstanbul'da hem alan çok mevcut değil hem de su üstüne gelen balık sayısı fazla olmadığı için kullanmış olduğum bir saatte değildi. 7 senenin üstüne şu gördüğünüz küçük mikro poporu Rapala marka kullanma şansını yakaladım ve oldukça da güzel iş çıkarttığını söyleyebilirim. Hoppa.
Burada dibe yatırsak acaba ne kadar dibe yatırmak gerekiyor? İstersen dibe de yatırma, belki ağaca falan takılır. Derindir ama nereden baksan 10 metre üstü burası. Aldı, aha güzel bir tane. Su üstüyle mi? Evet, su üstü. Ben sana dedim ya buraya atıyor. Burası dolu. Kaşık deniyorum şu an. Tamam, şöyle at o zaman. Kenarlara, her zaman kenarlara. Tamam. Ya belki diyorum hani derindedir. Yok yok. Genelde. Kenarda. En büyükler daima kenarda. En bak. Büyükler. Uf, ordu var peşinde biliyor musun? Aldı kaşıkla. Ordu var. Eyvah. İyi bir şey olmadı hayvana. Peşinde ordu vardı ya. Görmen lazım. Gördüm. Bildiğin böyle sürü halinde geliyorlar. Bir tanesi aradan kaptı. Ya acayip. Ya konuşamıyorum yani. Öyle bir av yapıyoruz şu anda. Anlatılacak gibi değil. Ya yani, en güzel tarafı ne biliyor musun? Her şeyi vuruyor. Evet. Her şeyi vuruyor. Yani popurdan sıkıldın VTD'ye geç. VTD'den sıkıldın kaşığa geç. Kaşıktan sıkıldın silikona geç. Evet. O da gitti. Şu ağaçlarını kırayım ya. Vuru. Harika. Vallahi ilk defa görüyorum. Boyutlar aşağı yukarı böyle. Bu şekilde yani. 30, 20, 25 o civarlarda. Ve anında da canlı şekilde gidebiliyor. Bir de black bass öyle sağlam bir balık ki dışarıda bile 2-3 saat rahat yaşayabiliyor yani. Sırtı yüzgeci elimi kesti. Kesti. Yalnız kepçemiz yok. İyi bir balık vurursa kıyıya getirmemiz lazım. Tek elini çıkardı değil mi? Normal. Ondan yana korkan olmaz. Eyvah. Al bakalım. Yo. Gerekirse girer, yüzer, çıkarız. Yok, sen, sıkıntı yok da. Senin ip çok mu ince? Tutar mısınız? Hayır. Dur ben biraz daha kaldırayım. Tamam. Evet. Bak. Hayatta gelmezdi yani bu. Uf, çok kötü takılmış ama kurtaracağız. Şimdi gelmesi lazım. Geldi koptu zaten parça koptu. Tamam. Çek şimdi. Tamam. Kurtarma aparatıyla evet, dalı çektik. Silikon, normal sahte, popper, normal VTD sahte. Hiç ya bak dediğin evet. Büyük ya görmezsin vurur ya da kenara gelir büyük. Görürsün mesela kalibresini ona göre bir şey takarsın. Evet. Ama şu ana kadar hala görmedim. Büyükler nerede bilmiyorum. Bıraktı güzel. Bayağı güzel olsun. Şu anda bir sahte daha değiştireceğim. Tamamıyla keyfi yani. Sadece değiştirmek için. Elimi kesti. Evet, sırt evet. Yüzgeci oldukça tehlikeli bir hayvanın. Bunu anladık. Neredeyse boş yok. O derece yani. Yani böyle müthiş bir balık olamaz. Keşke Türkiye'de de bu balık olsaydı. Çok ilginç. 1960 ve 70'lerde yapmışlar bu göl ve göletleri. Fransız sömürgesi olduğu için Tunus bir dönem. Fransızlar buraya geldiklerinde peşlerinden bu balığı da getirmişler. Çok büyük bir güzellik yapıp. İlginç bir bilgi vereyim size. 1910'da ve 20'li yıllarda sanırım terkos su yapanlar da Fransızlar. Ama gel gelelim bizim göllerimizde largemouth bass, büyük ağızlı levrek balığı yok. Sadece turna balığı var. Gönül isterdi ki bu balık bizim sularımızda da yaşasın. Thank you.
Evet. Ya çok büyük olmadığı için hemen hızlı hızlı mücadele keyfi vermeden çekmeye çalışıyorum. Şu ana kadar onlarca büyük ağızlı levrek balığı yakaladık ve inanılmaz bir av, yani söyleyecek kelime yok. Yani çok büyük trofe boyutta olanlarını bulamadık ama yani gerek de yok. Şu boyutlarda 20-25-30 santimlik çok keyifli balıklar yakaladık. Çok mücadeleci ve çok agresif bir balık. Saat 7.30 civarı rüzgar biraz çoğaldı. Sanırım bu hayvan da fazla rüzgarlı havayı sevmiyor. Selahattin'in de söylediği o doğrultuda. Şimdi biraz dinleneceğim, suyu dinlendireceğiz. Hava durumuna baktık. Öğlen işte 9-10 civarı yine rüzgar kesileceği söyleniyor. Bir saat sonra. Yani ava devam ediyoruz. Yani 3000 kilometrelik yol gelip bu kadar keyifli bir av yapacağımı, yani bu kadar keyifli olacağını tahmin etmiyordum. Bu balık için gelmiştim. Yakalayacağımı biliyordum ama bu şekilde pat 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 şeklinde devamlı balık alacağımı sanmıyordum ama İnanılmaz. Görüyorsunuz. Yaşıyoruz şu anda. Ayrıca trofe almadan gitmeyeceğiz bugün. Baraja bir daha gelmeyeceğiz. Daha çünkü bir sürü baraj var. Bu barajdan trofe almadan gitmeyeceğiz. Selahattin iddialı diyor ki bugün bu barajdan trofe almadan gitmeyeceğiz. Vallahi öyle diyorsa öyledir. Bunun gibi onlarca göl var. Onlarca baraj var. Buraya bir daha gelmeyeceğiz diyor yani. Bir hafta boyunca farklı göllere, barajlara gideceğiz ve hepsinde büyük ağızlı levrek balığı var, merak etme diyor. Selahattin dediğine göre de günün her saatinde yakalayabiliyorsun diyor. Bakın görüyorsunuz şu anda oltanın ucunda bir balık var, arkasında da iki tane onu takip eden balık var. Bütün fırsatları değerlendirmeye çalışıyorlar. Öyle uyanık, öyle agresif, öyle açgözlü bir balık bu. Ben daha önce 7 santimlik bir sahteyle 2 tane trofe yakaladım. Bir tanesi 2,5 kilo, bir tanesi 3 kilo. Biri öndeki 3'lü iğneye vurmuş, biri arkadaki 3'lü iğneye vurmuş. Yani aynı anda 2 balığı çektim, 5,5 kilo balık çektim. Bir sahteyle 2 balık. Şu balığın güzelliğine bakar mısınız ya? Şu balığın güzelliğine bakar mısınız ya? Harika. Geldi. Yemin et. Tam önünde. Al. Oha. Dur. Gördüm. Gördüm. Alacağım ben gördüm. Balayı. Bilmiyorum. Al. Fark etmez. Sen de at, ben de atayım. Çok. Dur, şuraya atayım ben. Sen de önüne at. Burada. Ha. Çok iyiydi be. Burada. Gitmeyecek. Gitmeyecek. Aha burada tam önümüzde. Ha. Ne lan? Aha gördüm. Senin karşın yanında geliyor. Geliyor. Sus, bağırma. Hadi, sakin. Sakin. Bağırma. Geldi mi peşinde? Yok. Şurada ya. Gitmedi burada. Çok büyük bir tane var. Şu anda heyecan yaptık. Önümüzden geçiyor. Rahat 2 kilo üstü rahat. Evet. Hadi yavrum. Belki de 3, belki de daha. İşte abi büyükler akıllı oluyor. Kandırması zor. Bu her balık için geçerli yani. Hani ben sana şey yapmak istiyorum. Buradan. Yemin et. Oha. Dur. Burada gözümüzün önünde ya. Gözümüzün önünde. Ben şimdi balığı attım ya. Balık düştü ya buraya. Balığın şapırtısına buraya geldi. İyi, evet. Bakmıyor. Kaşığa hiç bakmıyor. Hani nerede? Şurada gitti vallahi bilmiyorum. Gözümüzün önünde ya. Resmen avlanmaya gelmiş hayvan. Ben biraz önce küçük bir balık attım. He. Balığın şapırtısına geldi buraya. Yemi değiştiriyorum abi. Silikon daha balayacağım. Sorunsuz, sualsiz. Hadi be.
çok iyiydi be boyut. Boyut çok iyi. Kayalığın dibinde geziyor, bakıyor. Ne var ne yok diye. Böyle çakal hayvan olamaz biliyor musun? Vallahi Selahattin o kadar bağırdı ki hayvan öyle ürkek bir hayvan da değil, hala altımızda duruyor. Gitmez, gitmez. Gitmez. Ben Selahattin'e işte sessiz olmasını söylüyorum yine de ama. Ama şu an göremiyorum, nerede acaba? Bir baksana önüne. Ben de göremiyorum, hiçbir şey yok. Ben gördüm. Nerede? Evet, silikonu tam önüne attım. Şu an silikon tam üstünde. Sessiz. Evet, silikona geliyor. Geliyor, geliyor, al. Hadi be. Al. Hadi. Al. Hay. Hadi. 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 Al. Nerede lan? Evet, benim silikonun tam altında. Seni oraya atıyorum, yok. Burada, burada, burada. Silikonun tam altında. Yem yemeden gitmiyor. Böyle bir şey olamaz. Ama yaşattığı heyecan yetti biliyor musun? Düşünebiliyor musunuz? Balığı görerek avlıyoruz ya. Ama gelmiyor. Kaybettim ama şu an. Kaybettim. Ben başka bir tane deneyeceğim. Sağlamayı falan güzel ayarla. Çünkü bu bastığında ilk basmada sağlam 10 kilo basar. Evet, tam burada. Tam burada. Tam burada. Evet. Evet, evet, evet. Aldı. Aldı. Aldı mı? Evet, aldı. Şaka yapıyorsun. Kerevi yapma. Kerevit aldı. Dur dur dur. Kaldırma, 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 kaldırma. 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 Kaldırma lütfen, kaldırma. Kalamayı ver. Tut. Bir dakika dur. Tut 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 tut. Çabuk çabuk çabuk. No. Nerede? 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 Hani? Bırak, elinle al. Elinle al. Gel, sağlam olsun. Hadi be. Evet. Evet. Allah'ım. Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Aldım. Şuna aldım. Bakar mısın? Canavar, şuna bakar mısın? Ağza bak, ağza bak. Şunun ağzına bak. Şunun ağzına bak. Görebiliyor musunuz? Harika, harika bir balık. Resmen önümüzde 5-6 tur attı. En sonunda gerçekten Selahattin deneyimli bu konuda, en sonunda kerevit sahtesiyle, silikonuyla kandırmayı başardı. Ya var ya, inanılmaz bir şey. Ben hayvan sana... ürkmüyor. Bağırıyoruz, çağırıyoruz, hiç umurunda değil. Buradan bir balık yemeden gitmek istemiyor. İnanılmaz bir balık. Şuna bakar mısınız? Öylelerini Amerika'da tutuyor. Şuna bakar mısınız? Almadan gitmeyeceğiz dedi ve dediğini yaptı, helal olsun. Çok güzel kandırdın. Şey dik değil, şey al, yan. Dik de alacağım, köşeli alacağım, yan alacağım. Bitti. Tamam. Bitti. Bırakıyorum. Gönder gitsin abi. Bugün bütün balıklar senin abi. İstediğini al koy, istediğini bırak. Ben karışmıyorum. En sevdiğin şey. Dünyadaki en sevdiğin yemek. Bakalım ne diyeceksin. Gel. Haydi. Bismillah. Hemen küçük fırsat vermedi. Küçük ağzından çıkardı onu. Vallahi küçük ağzından çıkardı İbrahim. Evet. Şu an alıyorum İbrahim. Hazır ol. Evet, hazır ol, alıyorum. Alıyorum, alıyorum. Evet, alıyorum. Alıyorum, gel. Hadi. Hadi gel, hadi. Dur ya. O orada kalmış ya. Vermedi. Tam saldırdı. Tam saldırdı. Hadi. Hayır. Sen gelme. Ben seni istemiyorum. Sen niye alıyorsun? Ben sana al dedim mi? Senin abin var orada. Sen bu iyi. Alıyorsun? Kötü değil. Bu bundan küçük olan. Bu düşün yani, o sudan çıktığında nasıl olacak?
tutuyorum şu an. Hala burada İbrahim, gitmiyor. Onun geleceği yok, o dinleniyor bence. Aldı. Aldırdım. Oo, iyi. Oo, bu güzelmiş. Mesela evet, evet. Ya, büyük diye. Suda ufak gözüküyordu ama. Ben İbrahim'i alırım dedim. Boş ver, küçük dedi. Hadi gidelim dedi. Biraz bekle abi dedim, bir deneyelim. Denedik, aldık. Beğendin mi İbrahim, nasıl? Güzel, iyi boyut bence. Kilo üstü bence. Evet. Kilosu var. Bir poz. Şöyle dur, var silikonu bakalım. Da gösterelim de. Kerevitin. Ha, kerevitin kulağının birini koparmış. Evet. Kulağının biri gitmiş. Pozunu al. Şöyle.